Başkağıcı'da başlayan yangının bir başka bölgesindeyiz. Yangının ne kadar yaygın bir şekilde, ne kadar geniş bir alanda olduğunu göstermek adına sizlere buradan da sesleniyorum. Arkada gördüğünüz gibi bu üçüncü yangının ilerlediği üçüncü bölge ve hala yükselen dumanları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi havada bir helikopter yok, gelen bir helikopter yok. Helikopter sayısı yetersiz. Gece görüş helikopter mutlaka gelmesi lazım. Karadan müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi lazım. Bütün çevre illerden buraya seferber olup bu yangının söndürülmesi lazım. Denizli yanıyor. Burası Karcı. Az önce Değirmendere ve şimdi başka bir bölgedeyiz. Ve bu üç bölgenin ortalama kuş bakışı 8-9 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Ve yangının yaygınlığını göstermek adına da buradan da yetkililere sesleniyorum. Helikopter sayısı yetersiz. Daha yüksek sayıda helikopter lazım. Bu bölgede bakın havada helikopter yok. 1, 2, 3, 5 helikopterle değil, buraya daha güçlü bir müdahale gerekiyor. Gece gündüz devam edecek bir müdahale gerekiyor. 5 günden bu yana bir milim geriletilemeyen yangın bilakis giderek yayılıyor. Tavas bölgemize de sıçramış durumda. Yardım çağrılarını yetkilileri göreve davet ediyorum. Görevini yerine getirmeyen yetkililer de istifa dilekçesini versin, çeksin gitsin. Şimdi de Denizli Başkarcı Dağı'nda başlayan yangının bir başka ucunda kuş bakışı ya da kuş uçuşu yaklaşık 5 kilometreden fazla denilen Değirmendere mevkiindeyiz. Burası aynı zamanda Domuzderesi denilen de bir mevki. Az önceki Başkarcı'da yangının çıktığı yerle buranın arası oldukça mesafeli. Ancak yukarıda da gördüğünüz gibi burada da yangın hala devam ediyor. Yükselen dumanları görüyorsunuz. Her iki tarafta da oldukça geniş bir mesafede maalesef Denizli'nin nefes aldığı, Denizli'nin akciğer olan Karcı'daki ormanlar yanıyor. Burada yeterli sayıda gündüz helikopter yok. Yeterli sayıda müdahale, yeterli şekilde müdahale yapılmıyor. 600'ün üzerinde gönüllüler sahada çalışıyor gün boyunca. Gece olduğunda o yerleri temizliyorlar. Örtü yangın halini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama gece görüşlü yangına, helikopter ve araçlarla yangına gece müdahale edilmediği için o 600'ün üzerindeki emek veren yurttaşlarımızın o emekleri maalesef heba alıyor. Yangın daralmadı. Yangın kontrol altına alınamıyor ve her geçen gün giderek daha artıyor. Bugün 5. gün, dediğim gibi kuş bakışı ilk çıktığı yerden 5 kilometrenin üzerindeki bir mesafedeyiz. Hala yukarıda da görüyorsunuz dumanlar hala yükseliyor. Yangın hala devam ediyor. Denizli yanıyor. Gece görüştüğü yangın söndürme araçlarını derhal bu bölgeye sevk edin ve yangın gündüz müdahale eden yangın söndürme helikopter sayısını arttırın ve karadan müdahale olanakları için gönüllülerin yangının gidebildikleri yere kadar örtüyü temizlemeleri için de lütfen çağrı yapın. Gereken tedbirleri alın. Denizli yanıyor. Denizli hem akciğerlerini kaybediyor, Denizli aynı zamanda su kaynaklarını da kaybediyor. Yangın ilk meydana geldiği gün bütün fotoğraflarla da belgeli bir mangal ateşi büyüklüğünde Denizli Orman Müdürlüğü'nün Çamlık'taki helikopter, yangın söndürme helikopteri havalanmadı. Neden havalanmadığını yetkililere soruyoruz. Saat 14-14.20 arasında çıkan yangın o anda helikopter havalansa ve bir kez su bıraksaydı bugün bu boyutlara gelmeyecekti. Bunun sorumlusu kim? O helikopter neden havalanmıyor? O helikopter 2 saat boyunca neden yangına müdahale edilemedi? Helikopter hala orada park halinde bekliyor. Bunun sorumluluğu kiminse, bu sorumlu kimdeyse bunun hesabını vermek zorunda. Karcı Dağı Denizli'nin su kaynağıdır. Karcı Dağı Denizli'nin suyunu besleyen kaynaktır. Bunun sorumlusu mutlaka ve mutlaka hesap vermelidir. O zaman lütfen valinin bugün gelen bir olarak Denizli'desiniz, Kilimiz'desiniz. Lütfen basın karşı çıkın ve konuşun.
merkezi Başkarcı'nın dağlık bölgesinde yangına çok yakın bir mesafedeyiz. Burada yol açma çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca vatandaşların ve buradaki kriz merkezindekilerin iddiasına göre 4, Orman Genel Müdürü'nün iddiasına göre 7 helikopterden bahsediliyor müdahale eden. Gün boyunca bu müdahale gerçekleşiyor. Gönüllüler müdahaleye eşlik ediyor gidebildikleri yere kadar. Ancak gece görüşlü bir yangın söndürme hava desteği sağlanmadığı sürece gün boyunca hayatını riske atarak mücadele eden, burada yangına müdahale eden vatandaşlarımızın bütün emekleri boşa gidiyor. Çünkü gece boyunca da yangın devam ediyor. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Gece görüşlü helikopter gelmeli. 4 ya da 7 helikopter fark etmez. Daha fazla sayıda helikopter gelmeli. 5 gündür kontrol altına alınamayan bir yangın var. Yerleşim yerleri duman ve is altında. İnsanlar nefes alamaz hale geldi. Ve gördüğünüz gibi arkada yangın az önce parladı, tekrar sönümlendi. Duman neredeyse devasa boyutlara ulaştı. Yangın Tavas ilçemize doğru da yayılmakta. Yetkililerin verdiği bilgiye göre buraya kadar yangının gelmesi ve açılan yollarda yangına müdahale edileceği, yangının aşağı doğru inmesi bekleniyor. Hava desteğinin daha da fazla sağlanması. Hele hele gece görüşlü yangın söndürme araçlarıyla havadan müdahaleye devam edilmesi zorunludur. Tüm yetkililere Denizli'nin sesini duyun, Denizli vatandaşların sesini duyun. Denizli'de 5 gündür Karcı'da yangın var, Denizli yanıyor diyorum.